Cerebral palsy de kalıcı bir hasar sonucunda ortaya çıkan hareket ve postür bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Ve bunun neticesinde çocuklar toplumda bazı aktiviteleri yapmakta zorluk çekmekte ve toplumsal birçok aktiviteye de katılmakta kısıtlılık yaşamaktadırlar. Cerebral palsy'de çocuklarda sadece kas iskelet sistemi bozukluğuna bağlı yürüme ya da ellerini kollarını kullanma gibi problemler olmaz. Bunun yanı sıra beyinde etkilenen bölümle ilgili olarak görme problemleri olabilir, işitme problemleri olabilir, zeka problemleri olabilir. Epilepsi olabilir, buna bağlı nöbet geçiriyor olabilirler. Yine bu çocuklarda idrarlarını tutamama gibi sorunlar olabilir. Dişleriyle ilgili problemler olabilir. Yine fazla tükürük salgılama gibi ve bunun sonucunda oluşan birçok problemle karşılaşabilirler. Tabii ki kas iskelet sistemine ait problemlere bağlı da ayaklarında, ellerinde birçok deformite, kasılmalar ve bunun neticesinde çocuğun fiziksel etkilenimi de söz konusudur. Biraz önce de saydığım gibi cerebral palsy çocuklarda çok farklı bulgular olabilir. Bazen beyinde etkilenen bölgeyle alakalı olarak tabii ki çok hafif problemlerle karşımıza gelebilir. Belki çok basit yaklaşımlarla bu çocukların tedavisi kolay bir şekilde halledilebilir. Bazen de problem listesi o kadar kalabalık olur ki bu çocuklara birçok hekimin yardımcı olması gerekir. Bu nedenden dolayı ekip yaklaşımı cerebral palsy çocuklarda çok önemlidir. Biz bu açıdan çok şanslıyız. Çünkü 2001 yılında klinik şefimiz Aytül Çakçı tarafından oluşturulan çocuk nörolojinin, ortopedinin ve FTR'nin yer aldığı Cerebral Palsy Konseyimiz yürütülmekte. 16 yıldır da biz de canla başla ekipçe bu konseyleri sürdürmeye çabalıyoruz. Çocuk hastanesinden her ay düzenli olarak cuma sabahları bir çocuk nöroloğu çocuklarımızı muayene etmek için geliyor. Ortopedi doktorumuz doçent doktor Emel Dönen 2001 yılından beri çok düzenli bir şekilde gelerek çocukların muayenelerini yapıp ameliyat olması gerekenleri karar verip bunların ameliyatlarını bu hastanede gerçekleştiriyor. Biz de cerebral palsy çocukların fizyoterapi planlarında, ortez planlarında ve botulinum toksin uygulamalarında intratekal baklofen pompası uygulaması gerekiyor ya da gerekmiyor aşamasında son derece elimizden geldiğince yardımcı olmaya çabalıyoruz. Cerebral palsy çocuklar da diğer çocuklar gibi bu toplumun bir bireyidir ve diğer sağlıklı arkadaşları gibi onlarla beraber büyümelidir ve bu toplumda bir birey olarak yer almalıdırlar. Bunun için sadece tek bir gün ya da tek bir haftayla değil, toplumun aslında sürekli bilinçlendirilmesi için düzenli aralıklarla eğitim verilmesi gerekir. Yine de bu farkındalık haftaları ve günleri gündeme gelerek toplumun bu konuda farkındalığını arttıracak birçok aktivite, birçok eğitim gerek ailelere gerek diğer bireylere verilmelidir. Ve bu sayede cerebral palsy çocukların hem tedavilerini hem toplum içerisinde bir birey olarak yer almalarını ve bu şekilde büyümelerini sağlamak mümkün olabilir.